Hadi ya, yemiyor muyuz daha? Kızım dolanmasana bu kafayla ortalarda. Baban gelecek şimdi, zaten yolacak saç arıyormuş. Ama nasılsa görecek anne, şimdi görsün. Vallahi bak, seni savunmak için tek bir kelime bile söylemeyeceğim. Ne bu böyle canım? Bir pembe bir mavi bu saçlar. Aa, yani siyah kalsa saçın bir tarafın mı eksik? Bütün dünyayı kendiniz gibi klasik sanıyorsunuz zaten. Karışmayın benim saçıma ya. Mavi seviyorum ben. Aa, üniversiteye girdi ya, dili uzadı. Sen de abilik yapmıyorsun ki. Anne, Defne'ye abilik yapmak kolay mı? Buna abilik yapmak için 2 sene maço abilik kursuna gitmek lazım. Ne o, saçları boyatmışsın yine? Defne bizim aile isimsin, ailesi sanıyor. Güzel güzel, bozmasın. Biz yapamadık, bari o yapsın böyle şeyleri. Herkes çok seviyor, bir tek annemle babam gıcık oluyor ha. Bari kedi köpek falan olsaydık. O niye o? Onlar siyah beyaz görüyor, rahat ederdim. Ben de bankanın semineri var yarın, ondan bahsediyordum İpe. Gel diyorum, gelmiyor. Ay abla, ne yapacağım ben orada ya, sıkılırım. Ben geleyim, ne üzerine? Kişisel gelişim, stresi yenme, olumlu düşünme, iletişim teknikleri, her şey var. Annemle babam gelsin o zaman. İletişim tekniklerine onların ihtiyaçları var. Çünkü benimle iletişim kuramıyorlar. Bence annem orada ders bile verir. Koskoca evde kurmadığı iletişim mi kalıyor kadının bütün gün? Hadi İpek, hem plazada görmüş olursun. Aa, gökdelende mi seminer? Evet. Aa, hep merak etmişimdir gökdelenlerin içine. Tamam, geliyorum, hem bir şeyler öğrenirim belki. Oh be. Kızlar, hadi gevezelik etmeyin, sofrayı kurun. Aa. Mehmet geldi. Hoş geldin şekerim. Ay nerede kaldın, vallahi merak ettik. Ya geldik işte, Allah Allah. Ne merak ediyorsunuz? Çocuk muyum sanki ben? Çocuksun, oturmuş. Çocuksun. Sinan Bey seninle dalga geçmiş. Sen de üzülmüşsün diye duydum. Ha? Duyarsın tabii. Etraf geveze kaynıyor. Aman canım, kefil oldun diye Sinan Bey de hemen sana gelecek hali yok ya. Takma kafana, şaka yapmıştır. Tamam tamam, kapatın bu konuyu. Bu evde kefil lafı duymak istemiyorum. Tepeme attırmayın benim. Defne? Efendim baba. Ne bu kafanın hali böyle? Biraz değişiklik yapayım dedim babacığım, güzel olmuş mu? Ya siz beni delirtecek misiniz ha? Ya herkesin çocuğu adam oluyor, benim çocuklarım niye adam olmuyor ya? Bu ne şimdi bu kafa ha? Şarküteri tabelası gibi, ya bir çocuk mu hiç yani? Hiç olmuş mu şu ya? İnsan şu rengi nasıl kafasına koyar? Ben bunu anlamıyorum ya. Beni delirtmek için Aman Mehmet Bey, genç bunlar. Saçlarını da boyayacaklar, mini etek de giyecekler. Tutamazsınız ki. Aman bize uymaz efendim. Ya yani bunlara müsaade ediyorsunuz, sonra toplum nereye gidiyor? Gençler ahlaksızlaştı diye hayıflanıyorsunuz. Saçla başla ahlak mı olur Mehmet Usta? Mesela rahmetli Barış Manço da uzun saçlıydı. Ama örnek bir insandı. Sesi müthişti. Ben Barış Manço'nun babası değilim. Defne'nin babasıyım Sinancığım. Kadir'in de kefili misiniz galiba?